Özgür Özel'in demokratlık ya da insan haklarına riayet konusunda hiçbir kırığı yok. Yani Özgür Özel 2012 yılından beri bir insan hakları aktivisti olarak çalışıyor. Yani kendisi meslekten eczacı olmasına rağmen, yani hukukçu olmamasına rağmen bir insan hakları aktivisti olarak çalışıyor. Devletin neredeyse herkes, devletin üst düzey kadroları her önüne gelene işte PKK, her önüne gelene FETÖ diye yafta yapıştırırken Özgür Özel CHP içerisinde bugün DEM Parti içerisindeki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığına benzer bir şekilde cezaevlerini ziyarete gidiyordu. Hatta başörtülü kadınlar FETÖ ya da Zaman gazetesini savunuyorlar diye FETÖ'cü adı altında dayak yediklerinde, polislerden dayak yediklerinde de bunu Özgür Özel reddetmişti. Yine mesela biliyoruz ki Özgür Özel şeyden diyorsun, ötürü yani insan hakları merkezli bakan biri midir diyorsun? O manada her sicili zaman olumlu olur öyleydi. diyorsun. Tabii, her zaman öyleydi. Yani bunu biz biliyoruz. Bunu Türkiye'de siyaset gündemini takip eden insanlar biliyordu zaten. Dolayısıyla Türkiye'de bugün Özgür Özel ile Erdoğan, zaten tırnak içerisinde söylüyorum, Erdoğan'ın CHP'de konuşabileceği tek adam Özgür Özel'di. Yani Kılıçdaroğlu bile Erdoğan'ın konuşabileceği kadar uygun bir aday değildi. Çünkü zaten Erdoğan yani sarayla neydi o, müzakere edilmez mücadele edilir gibi sanki O içine çok yanlış tabii, o Erkan, rezillikti ya tabii. ama tabii içine Erkan Baş kaçmış gibi konuşuyordu yani. Maalesef. Bu anlamda ben ister normalleşme, ister yumuşama, her ne olursa olsun bu süreci Türkiye'nin lehine buluyorum. Fakat burada ilginç olan şey şu. Sanki sadece Özgür Özel CHP'si değişiyormuş gibi bir hava estiriliyor. Oysa ki Erdoğan AK Partisi de değişiyor. Çünkü Erdoğan çıkıp ilk elden hiç kimse Laysel değildir, herkes bu başarısızlığın ortağıdır, herkes bu değişimi yaşayacaktır diye. Bunu biliyoruz. Mesela yakında Eylül'de ya da Ekim'de yapılacak olan kongrede birçok değişikliğin olabileceğine dair Şamil Tayyar ya da diğer başka isimler söylüyorlar. Dolayısıyla değişim zaten artık Türkiye'de başladı. Bence problem şu. Özgür Özel Erdoğan'la görüşmesinde bu bir siyasal yakınlaşma olduğundan ötürü, Erdoğan da devletin bütün kurumlarını Handi ise elinde bulundurduğundan ötürü, Özgür Özel bu kurumlardan hangisine etkide bulunabileceğini kararlaştırabilmek zorunda. Yani Özgür Özel ve Erdoğan yakınlaşmasından Özgür Özel'in karar mercilerine katılımı, Özgür Özel'in devlette olan bitenlere müdahil olup müdahale edebilme imkanına sahip olması gerekir. Eğer Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak kalıp da devletin hiçbir politikasına ne müdahil ne de müdahale olmayacaksa, o zaman Özgür Özel'i İsmail Saymaz avlar yani. Ece Üner avlar. Bunu neden Ama ben söylüyorum? sana Şimdi İsmail katılmıyorum. Saymaz sizin... Bak, bence Mehmet Sabri, İsmail Saymaz demin Mustafa Albayrak'ın sözlerinden farklı sözler söylemiyor. Adaletli olalım. Ben şu an İsmail Saymaz'ı ana muhalefetin faili Rıfkı Atay'ı görüyorum. Objektif olalım. Yani her insanın Ana geçmişiyle, muhalefetin değil de. Süleyman Demirel de Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin başkanıydı. Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyordu. Doğru. 1991'de bütün karakollar şeffaf olacak, camdan olacak, işkence odaları olmayacak, siyasi şube olmayacak, devlet Kürt realitesini tanıyacak demeye getirdi. Yapamadı, ayrı konu.